matematik dersi ile birlikteyiz bugünkü konumuz kazanım tadında sorular 11 test arkadaşlar birinci sorudan başlayacağım 48 bölü 3 kesri aşağıdaki doğal sayılardan hangisine eşittir diyor arkadaşlar 48'in içinde kaç tane 3 varsa o kadar tama sahip 48'i 3'e bölersek 4'ün içinde 3 bir kere var 1 kere 3 3 1 kaldı arkadaşlar. 1'in içinde 3 yok. Komşu indirdim. 18'in içinde 6 kere 3 18 oldu. Yani içinde 16 tam barındırıyor arkadaşlar. Zaten 48 bölü 3 kesri 48'i 3'e bölmek anlamına da geliyordu. Gelelim ikinci soruya. 32 bölü 4 işleminin kesir çizgisiyle gösterim aşağıdakilerden hangisidir? 32 bölü 4 yani aşkı Bakın 5'i 4 bölü 32 yani şöyle yazılması lazım. 4'ten 1 bölü 32 olmaz. 32'den 1 bölü 4 olmaz. Cevabımız aşık. Gelelim 3. sorumuza. 5 doğal sayısı aşağıdakilerden hangisine eşit değildir diyor. 5'i 1'e bölersek 5 defa olacaktır. 20'yi 4'e bölersek 5 defa olacaktır. 10'u 2'ye bölersek 5 defa olacaktır. Ama 15'i 5'e bölersek 3 defa olacaktır. Yani 3 tam Olacaktır. Diğerleri 5 tamdır. Gelelim dördüncü sorumuza. 15 tam eşittir. Üçgen bölü 1. Bakın bir sayıyı 1'e böldüğümüzde kendisi çıkar. Yani üçgen 15. Bakın kaç çarpılmış? 3 ile çarpılmış. 45 olmuş. Biz de 1'i 3 ile çarparsak 1 kere 3, üç, 3'tür. Yani 15, 3 daha... 18 olacaktı cevabımız arkadaşlar. Kesri genişletmiş sadece. Gelelim 5. Yukarıda verilen karşılaştırmalardan kaç tanesi doğrudur diyor arkadaşlar. Bir tam küçüktür bir tam 2 bölü 3'ten doğru arkadaşlar. Bir tamı geçmiş çünkü. 4 büyüktür 4 bölü 2'den 4'ü 2'ye bölersek 2 tam eder. 4 tabii ki 2'den büyüktür. 3 küçüktür 2 tam 1 bölü 2'den hayır arkadaşlar 3 küçük olamaz 3 büyüktür 3 2 tam 1 bölü 2'den 5 büyüktür 14 bölü 3'ten diyor 14'ü 3'e bölersek 3 kere 4 12 bakın 4 tam 2 bölü 3 olur ki bu ifade de doğru olur arkadaşlar yani cevabımız 3 tanesi oluyor gelelim. 6. sorumuz arkadaşlar. 15 bölü 7 küçüktür. Bilmem ne. O da küçüktür. 30 bölü 4. Sıralamasına göre boş bırakılan yere aşağıdaki doğal sayılardan hangisi yazılamaz diyor arkadaşlar. Önce bir bakalım. 15 bölü 7 kaç tamı geçmiş? 2 kere var. 14 1. Bakın 2 tam 1 bölü 7'dir. 30 bölü 4 ise bakın 4 kere 7 28 7 tam 2 bölü 4'tür arkadaşlar. Arada 3 tam yazabiliriz. 5 tam yazabiliriz. 7 tam da yazabiliriz ama 8 tam yazamayız arkadaşlar. Bu arada olmaz çünkü. 8 tam bu araya girmez. Cevabımız D Gelelim 7. sorumuza. Yukarıda verilen eşitliklerden kaç tanesi yanlıştır diyor. 20 bölü 4, 20 bölü 4 olarak yazılır. Doğru. 16 bölü 2, 2 bölü 16. Hayır arkadaşlar. 3 bölü 9, 9 bölü 3. Hayır. 10 bölü 5, 5 bölü. Hayır arkadaşlar. Kaç tanesi yanlıştır diyor. 3 tanesi yanlış oluyor arkadaşlar. Bir tanesi doğrudur arkadaşlar. Gelelim. 8. örneğimize. Üçgen denen doğal sayı büyükmüş 21 bölü 8'den. 21 bölü 8'in içinde kaç tam olduğunu merak ediyorum. Onun için bölüyorum. 21'in içinde 8, 8, 16, 24, 24 çok gitti. 2 kere var. Bakın. 2 tam. Bakın. 5 bölü 8 oluyor. 2 tamdan büyük olması için en az 3 tam olması gerekiyor arkadaşlar. Yani 3 tam, 4 tam, 5 tam, 6 tam olabilir. Ama iki tam olamaz. Üçgen denen doğal sayı arkadaşlar. En küçükleri içinde 3 oluyor. Gelelim 9. soruya. Yanda verilen ifadelerden sonucu 6 tam olanların kutusu boyanacakmış. 48'i 8 ile bölersek 6 tam olur. 72'yi 6'ya bölersek bölelim bakın arkadaşlar. 7'nin içinde 6 bir kere var. Bir kere 6 6. 1 Bir kaldı. 1'in içinde yok. Komşu indirdim. 12'nin içinde 2. Geri 6 12. Gördüğünüz gibi 12 kere var. 54'ün içinde 9 6 kere var. 36'ın içinde 6 6 kere var. Yani 3 tanesi boyanmalı. 5 şıkkı olacaktır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kaç tam olduklarını bulmanız gerekiyor. Gelelim 10. sorumuzu arkadaşlar. Yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur diyor. 48 bölü 5. 48'i 5'e bölersem. 9 kere 5. 45. Bakın 9 tam. 3 bölü 5 oluyor. Yani 9 tamı geçiyor arkadaşlar. 9 tamdan büyük olması doğrudur. 60 bölü 6. 66'ya bölersek 10 tam eder. Eşit doğru. 36'yı 5'e bölersek. 7 kere 5 35. Bakın 7 tam 1 bölü 5. Yani 7 tam geçiyor. Yani bu ifade de doğru. Hangileri doğrudur diyor. Bence hepsi doğru olmuş oluyor arkadaşlar. 48 bölü 5. 9 tam 3 bölü 5 oluyor. Şurası 3 bölü 5 oluyor. 9 tamı geçiyor arkadaşlar. 36 bölü 7 de 7 tam 1 bölü 5 olduğu için 7 tamı azıcık geçiyor. Ondan dolayı büyük olması doğrudur. Gelelim 11. soruya 15 artı üçgen bölü 8. 3 tam ediyormuş arkadaşlar. 3 tam 8'de birlerden 3 tam ediyormuş. 8'de birlerden 3 tam olduğunu 8 kere 3 ne olmalı? Şurasının 24 olması lazım arkadaşlar. Ne e, neyin 15 fazlası 24 eder? 24'ten 15 çıkarırsak buraya 9 yazılması gerekir. Payı pay diye böldüğümüzde 3 olmuş. O zaman tersini yapalım. Bölmenin tersi çarpma olmuş. Çarptık. 8 kere 3 24 oldu. 15 ile üçgenin toplamı 24 etti. 24'ten 15 çıkardık üçgeni 9 bulduk arkadaşlar. Gelelim 12. soruya. Aşağıdakilerden hangisi 11 tama eşit değildir diyor. 22'yi 2'ye bölersek 11 tam eder arkadaşlar. 11 bölü 1 11 tam eder. 55 bölü 11 5 tam eder arkadaşlar. 88 bölü 8 11 eder. Yani 11 etmeyen tek şık C şıkkıdır. Gelelim 13. soruya. 18 bölü 4'ten küçük. Bir bölelim bakalım. 18'in içinde 4. 4 kere var. 4 kere 4. 16. Yani 4 tam 2 bölü 4'ten küçük olan. Bakın bundan küçükse 4 tam olur. 3 tam olur. 2 tam olur. 1 tam olur. 0 tam olur. Kaç tane doğal sayı vardır? Diyor. Doğal sayılar sıfırdan başlar arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5 tane vardır. Cevabımız D şıkkıdır arkadaşlar. Genelde burada unutulur. Sıfır tamın doğal sayı olduğu unutulur ama doğal sayıdır arkadaşlar. Dikkat etmemiz gerekiyor. Evet. 14. soru. 7 bölü 6 küçüktür. 42 bilmem neden. O da küçüktür. 42 önümü 10 sıralamasına göre noktalı yere yazılabilecek doğal sayıların toplamı diyor. 7'yi 6'ya bölersek bir kere var. 1 tam 1 bölü 6'dan büyük olacak. 42'yi 10'a bölersek 4 kere var. 4 tam 2 bölü 10. Araya 1 tamı geçtiği için 2 tam 3 tam bir de 4 tam yazabiliriz arkadaşlar. 5 tam yazamayız. Bunları da toplarsanız 9 olacaktır. Önemli olan bileşik kesirleri tam sayıya çevirerek kaç tamı geçtiğini bulmak arkadaşlar. Çünkü bileşik gösterim birim kesir adedini iyi gösterir ama kaç tamı geçtiğini göstermez. Onun için tam sayılıya çevirmek işi kolaylaştırır arkadaşlar. Gelelim 15. sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi 2'den büyüktür diyor. 2 tamdan büyüktür diyor. 11'i 9'a bölersek 1 tam 9'da 2 olur ki 2 tamdan büyük olmadı arkadaşlar. 36'yı 19'a bölersek yine 1 tam 19'da 17 olur ki 2 tama yakındır ama 2 tamdan büyük değildir. Gene küçüktür. 48 bakın 2 tam bakın 2 tamını attı geçti. 66 bölü 35 1 tam 35'te 31'dir. Yani 2 tamdan küçüktür. Cevabımız C şıkkıdır arkadaşlar. Burada 2 tamı geçen sadece 48 bölü 21. Yani 2 tam 6 bölü 21'dir. Gelelim 16. örneğimize. Üçgen küçüktür. 2 tam 1 bölü 5'ten. 6 tam 3 bölü 7 küçüktür. Kareden. Üçgenin en büyük doğal sayı. Bakın arkadaşlar. 2 tam 1 bölü 5'te küçük olduğuna göre en fazla 2 tam olabilir. Karenin en küçük değeri kare. 6 tam 3 bölü 7'yi geçtiğine göre en az 7 tam olabilir. Daha az olamaz. Buna göre 2 artı 7. 9 olacaktır cevabımız arkadaşlar. Gelelim. 17. örneğimize. Yukarıda verilen karşılaştırmalardan kaç tanesinde küçüktür sembolü kullanılır diyor arkadaşlar. 11 bölü 2 5 tam 1 bölü 2 olacağı için küçüktür uygundur 8 tam. 2 tam küçüktür 2 tam 1 bölü 2'den bu da uygundur. 11'i 5'e bölürsek 2 tam 1 bölü 5 olacaktır ki küçüktür olmaz arkadaşlar. Küçüktür uygun olmaz. Büyüktür konması lazım. 30'u 4'e bölersek 7 tam 2 bölü 7'dir ki küçüktür olur arkadaşlar. Yani 3 tanesinde küçüktür kullanılabilir. Ama burada kullanılmaz. Birinde kullanılmaz arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar dersimiz burada bitti. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.